The Crew videolarından herkese merhabalar. Merhabalar efendim, merhabalar Enes Bey, merhabalar herkese. Nasılsınız bugün Cevahir Bey? İyiyim Star Enes Bey. Siz nasılsınız efendim, inşallah maşallah. İyiyiz, Allah razı olsun. Abo, adam önümüze durdu, bize bakıyor. Sen görüyor musun bunu? Yok, bende ona gözükmüyor. Şu an üzerinden geçiyor muyum şöyle? Ha? Yok, solda kaldı, o kadar kaçtı. Ah, maalesef. Şey, lamboları çektik bugün. Evet, bir yol yapacağız artık konuşmalı bir şekilde. Evet efendim, o uzun yıllar boyunca isteyen dostlarımız artık rahat bir şekilde yataklarına girip uyuyabilir. Artık Enes kum çekti, yeter diyebilirler kendi yerlerine. Allah razı olsun. Bu arada Cevahir'in arabası harbiden güzel. Ama benimki de Lambo, Aventador, ona göre. Yalnız sağa doğru dönünce sen. Sen de yol hakikaten çıkmadın mı hala? Hayır, çıkmadı. Evet tamam, sen beni takip et. Şimdi efendim bugün Miami'den Washington'a doğru giderken biraz sohbet muhabbet ortamında özlemişsinizdir. Zaten özlediğinizi yorumlardan Enes Bey'de biz de, ben de gördüm. Evet. Sohbet muhabbet edeceğiz. O yol ne güzel. Oğlum yok. Ulan hani yol çıkmadı? Çıkmadı zaten, seni takip ediyorum. Saat doğru geçeni nereden tahmin ettin köpek? Vahim ya, sen yavaşlayınca sağa gidecek. Başka nereye gidecek? Hadi ya. Dur bak, bir şey geçti yine. Dur bir şey, evet. Geldi ekrana. Oğlum şu yazıyı çekin. Arkadaşım yok, hadi yok, yazıdan yok. Önünü göremiyor. Niye gaza basıyorsun sıra? Yok işte. Havama gir, havama gir, havama gir. Dur oğlum, efendim, çok baktın. Hızlı bastın. Ben araba kendisi hızlanıyor oğlum. Ben hep egoist de bu yani. Şimdi gel. Geliyorum, evet. Şimdi Miami topraklarından dediğim gibi yolda sola dönüyor. Miami topraklarından haber verdiğin için teşekkür ederim. Washington'a evet. Gideceğiz. Rica ederim sevgili çocuk. Washington'da ise gidelim dedik. Bir Trump'ı ziyaret edelim, özlenmiş bizi. Bir elimizi öpsün de kerata. Görsün. Enes kanalını daha çok yeni yapma. Şeyler. Bir anda kapanmasını istemiyorum gerçi, doğru söylüyorum. Kanalını geçtim, evet, FBI open'u doğru yapacaklar. Open up yapacaklar. Bas gaza, bas gaza, bas! O. Ben basarım da sen yetişebilir misin bilmiyorum, aslan parçası. Ya adama çarptım ya. Bu arada şeref yoksunuz Semih, 487 level olmuş. Benden gizlice girmiş, kurum kasmış. Ben 418 level'da filan. Enes sola dönecek yol, biraz yavaş. Ben yavaşladıysam anne biliyordum tarikçeni. Şu an geçtim mi yoksa döndüm mü? Aa, dönmüştüm. Gel gel. Bizden habersiz girmiş, 480 küsurlara kadar kasmış kendini köpek. Yakında o da katılacaktır kurum videolarına. Zaten geçtiğimiz gece bir kastık, bir şey yaptık, oynadık bir 3-5. Kasmadık gerçi, sohbet ettik, gezdik biraz. Yani ama onu videolandırmadık. Evet, kendimiz için öyle sadece oynadık. Arada yapıyoruz böyle çılgınlıklar. Evet. Yani biz Sea of Thieves'te özellikle yapıyorduk. Ama birazcık Crew'da da yapalım. Arada şeyleriniz var. Aaaa! Tamam, tank geçtim. Semih Bey'i Cimo'da sokmak, Enes Bey'i Crew'a sokmak gerçekten çok insana kanser ediyor. Çünkü sevdikleri oyun tarzı değil. Semi G-Mod'un errorlarından dolayı sıkılmış durumda. Enes de araba yarışı oyunu pek sevmiyor herhalde, araba yarışı. Evet. Ben birazcık hani GTA yine okey. GTA'yı harbiden seviyorum. Çünkü gerçek hayat modu tarzında böyle insanın hoşuna gidiyor. Gerçek hayat modu tarzında. Açık dünya işte bildiğin. Açık dünya aynen. O yüzden hoşuma gidiyor. Gerçi bu da açık dünya sayılır ama sadece araba. Evet. Yani o yüzden araba yarışına pek fazla ısınamadım açıkçası. Peki çocukluğunda oynadığın ilk araba yarışı oyunu neydi Enes, hatırladın? Need for Speed'di tabii ki de. Peki Under Crown, Mofant falan hatırlayabiliyor musun? Evet, onları da oynadık çok fazla. Onları da hatırlıyorum. Peki LAN partisi yapıyor muydun? Böyle kablolu veya işte hamaşi tarzı programla bağlanıp arkadaşlarla yarış yaptığın kadar, oluyor muydu? Oğlum o zamanlar o kadar ilerledi miydik ki? Oğlum yavaş yavaş. Lan bilgisayara kablo takacaksın, lan kablosunu arkadaşına birbirine bağlayacaksın. Oğlum o zamanlar laptop yok, bir şey yok, sadece masaüstü bilgisayardan oynuyorduk. Lan masaüstü bilgisayarların kasasına lan girişi oluyor ya. Ya oluyor da diğeri uzaktaydı mesela, biz apartmandan apartmana oynuyorduk. Biri karşı apartmanda, karşı apartmana lan kablosu mu çekeceğiz? E tabi oyunu orijinal oynamadığın için internetten de bağlanma ihtimalini de bilmiyoruz. Aynen, ben normal şeyini oynuyordum onu. Düz offline. Düz offline, aynen. Hikaye story modunu oynuyordum. Orada güzel arabalar yapıyordum. Hele Peugeot 206 vardı bir tane. Aha. Gerçek hayatta da vardı bizim, gerçi sattık onu. O zaman onu yapmıştı. İlk arabam oydu. Onu şimdi hatırladım. Benim en çok sevdiğim, hep zaten bahsederim, Lancer'ların şu bu oyundaki Lancer değil de Lancer'ın bir eski kasası var ya. Hı. Evo kaç oluyordu o ya? Ev direkt araba mı dönüyordu? Bilenler yazarlar. Ben o kadar şey değilim, bilgili değilim araba konularında. O Lancer hep modifiye ederdim. Bu zaten Need for Speed'de de Lancer'ım var bir tane. Hep oynuyorum onu. Aha! Mesela Need for Speed Payback'i hiç sevmem ama o sırf Lancer'ı kullanmak için girerim, sürerim o arabayı. Allah Allah. Bu,
Yani. Ben böyle eski tarz arabaları güzelleştirdim, güzel seviyorum. Mesela GTA'da da yeni yeni eski arabalar aldım. Onları yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor şahsen. Benden mi çaldın lan Fikri Köpek? Yoo. Benim niye? Basılarım var ya bir sürü benim. Haa yok ya, sen böyle serseri tarzda seviyorsun o yüzden. Serseri tarzda mı? Yani hani bu üstü açık böyle gangster arabalarını yapıyorsun ya bazen. Aa lan onu demiyor. Ondan bir tane var lan o Lowrider arabasında. Bas 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 ben yetişirim. Benim eski kasa şey var ya. Neydi onun ismi? Chevrolet kasa tipli böyle Mustang filan. Mustang de ikilenmiyor ki. O tarz arabalarım var ya, hatırlamıyor musun lan? Gösterdim, garajımı gösterdim. Aa evet evet, garajını göstermiştin sen, onu hatırladım şimdi. Lanet olası çocuk. Benim öyle 6-7 tane arabam var. Eski kasa. Belediye çalışıyor Enes. Hacı buyur geliyor. İşi. Hayaletim geliyor. Nerede geliyor lan, ben göremedim. Burada hayaletimle yarışın da. Benim yalnız araba 400'de kesiyor. Evet fark ettim. Ama havaya girince mi 400 yapıyor yoksa düz 400 yapıyor mu? Yok düzde 370 falan yapıyor. Hatta düşüyor gitgide. Bu arada yol sapıttı Enes, sen nereye yardım bilmiyorsun ama, bilmiyorum ama oradan sola doğru. Nereden oradan? Aa 419'da bulalım. Ne nereden oradan? Geçtin yolu, geri dön. Oğlum hop. 300'de 400'de giden adama dur diyorsun ya. Ben sana nereden oradan derken zaten söylemiştim onu. At kafası. Dündüz yapıştırdık gidiyorduk işte. Niye döndürüyorsun? Aa, burada en azı Semih'miş. Oğlum yola gidiyoruz, yola. Gel benimle gel. Ne gel falanmış. Tamam. Washington'a gidiyoruz oğlum. Burada DC'ye gidiyoruz haydi. Capital City. Şuradan şimdi yardıracağız. Oradan yol şeye bağlanacak. Ana yola bağlanacak. Oradan sağa dur. Heh. Buradan bağlanmazsa bağlanmıyorum. Şuradan yardır şöyle Enes. Ormana gir. Ormana mı gireyim? He. Beğenemedim. Yani arabalar spor araba olunca ormana girilmiyor Cevher Bey. Bas bas. İstersen Peugeot 3008'i mi çekeyim altıma, artist yaptık mı bana? Bende de. Bu arada senin şey var mı? Yok. Offroad tarzı araban yok değil mi? Yok. Tüh. O kadar zengin. Ben bu arada arabalarımı gösterip artist yapmak istemiyorum. Onu diğer içeriklere saklıyorum. Hep harcıyoruz böyle. Fark ettim. Sen birazcık fazla bastın ama olsun. Dur canın sağ olsun. O kadar yavaşlama, o kadar yavaşlama. Bas lan bas. Lan oğlum bastım, basamadım mı görüyorsun? Niye hala üzerime geliyorsun? Kendi kaşınla. Sen üzerime geliyorsun. Nereden? Aa, soldan mı? Bariyer varmış. Ya şimdi burada yol çok saçma bir şekilde gösteriyor. Lan helikopter moduna bağladı yol. Gerizekalı şeye bak. Dur. Nasıl sapıttı yol. Ya? Dümdüz yolu gösteriyor sadece salak. O nasıl bir oğlum, şey lan? Gerizekalı ya, bekle dur şunu bir değiştireyim. Ağaçların arasından mı gitmemi bekliyor? He, denizden falan gitmemizi bekliyor beyefendi. Kafayı yemiş ya. Heh. Tamam şu yine bozdu ya. Allah. Heh, dur şuradan anayola çıkalım, oradan Washington'a giden zaten otobana bağlayacağız. İnşallah hadi bakalım. Bu arada şey nasıl? Oyunun grafikleri, araba sürüşleri falan hoşuna gidiyor mu? Yani oyunu biraz ya. Grafikleri falan güzel arabanın harbiden. Ama araba için söylüyorum. Etrafındakiler de güzel gerçi. Böyle hızlandığı zaman böyle hızlanıyor hissi vermesi falan çok bayağı iyi. Evet. Peki. Arabayı first person. Sen nereye gittin oğlum? Otobana yukarı çıkıyorum. Dedim ya otobana bağlamamız gerekiyor diye. Evet sen devam et. First person'da sürerken falan diyordun. First person'da daha göstermedim. Onları göstereyim. Oğlum bu benim egoiste yemelerim uzay mekiği gibi içerisi ya. Bunun içi güzel. Ben Lamborghini'nin içini çok beğeniyorum zaten. Bunun içi de çok gerçekçi yapmışlar ama... Tabi oğlum GTA'da mesela hatırlıyor musun, en son tanıttığımız bir araba vardı, arkayı gösteriyordu. Bunu da o kadar iyi göstermiyor mesela, arkayı gösteriyor ama sadece gün batımı. He. Orada bir de öyle mirror, direkler geçiyor gibi. Mirror burada dur anasını diyeyim, dur yolu yine sapıttı bu. Aa mirror reflection özelliği var. Onu biliyorsun mu? Yok bilmiyorum. Bekle yolu oradan bağlayacak, oradan. Onu belki ayara düşmüş olabilir. Şuradaki sağdaki yol var ya. Hı. Oraya dönelim. Oradan dümdüz yardıralım. Cemil, sen zaten yardırdın gitti mi? Ne yaptın? Heh, tamam evet. Gördüm seni şimdi. Hadi Enes. Yavaşlama Enes. Oğlum first person'da silmesi de ne biçim lan bunun? Oğlum gel bunu sür first person'da. Uzay mekiği bildin ya. Hiç alışkın değilim böyle şey. Bu ne lan böyle? Çok gerçekçi bu. Oğlum heyecanlandırıyor beni. Gel bir de bunu sür gel. Oo daha fenadır oğlum. Ben onu düşünemiyorum. Ama ondan bir tane almak istiyorum, açılın. Nerelerden geçtim. Oğlum bundan bir tane almak için eve arabayı sattı, bunu almak lazım. Çok pahalı dur, değil mi o? Bu bayağı. Gerçi Cevahir zengin olduğu için eve arabası var, satar alır bundan. Yani lan senin satarım. Gibiyim. Ben onu savurmuş olabilirim biraz. Yani her oyunda zengin olduğumuz için efendim. Aynen Cevahir köpek gibi oynayıp kastığı için.
Yani yaparım ben. Gel acımadım. PUBG'de yarışalım. Gel. PUBG'de ne skin yarışımı yapacağız? Evet. Allah'ım yarattı. Başka ne yarış yapacağız? Nereden bileyim? Most basınca çok fena oluyor ya. Sola. Heh. Geldin mi? Oo, geldim. Ne güzel dönüyorsun öyle. Bu şey var ya, yön tuşlarından arkaya bakıyorsun ya böyle. Sağa sola bakıyorsun he. Direkt seni böyle görmek çok gerçekçi, tam gerçekmiş gibi oluyor. Tam böyle kamera şey gibi oluyor. Arabaların kameraları olur ya böyle, öne arkaya koyarlar. Hayır. Zihniyetinde. Oh, birisi çarptı orada sanırsam. Efendim, bu arada başlıklığına gelmiş bulunmaktayız. Nasıl hissediyorsunuz? Başkent'e geldi şu an. Şu anda kalabalık olmasını umut ediyorum ama kalabalık olur mu bilmiyorum artık. Kendini biraz şey hissediyor musun böyle? Diplomatik hissediyor musun şu an? Evet, her an bir diplomatik sorunlar yaşayıp geri dönecekmişim gibi hissediyorum kendimi. Dur, şuradan şöyle doğru gidelim. Aa, geldik bak. Bak! Oğlum, Amerika! Fuck yeah! Çekilin lan! Başlatmayın, biraz sarayı zeynirim, sarı yaparım burayı her yere. Tamam, o zaman gel şöyle. Şöyle yapalım. Beyaz Saray manzarasıyla birlikte Miami Washington turumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kurova geri dönüş zihniyetinde bir videomuz oldu. Şöyle. Şöyle. O zaman Enes Bey, hem kanser son... geldin, arkaya git, ha. Oldu mu? Evet, oldu. Hem kanser son zihniyetinde hem kamerayı böyle öne alarak güzel bir vedanı edebilirsin. Kuru hatırlatması da yaparak lütfen şöyle. O zaman gençler, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Aşağıdan yorum yapıp daha başka arabalar istiyorsanız onları da çekebiliriz. Sizce farklı videolar ne tarz olmalı, ne tarz videolar daha çok görmek istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa aşağıdan katıl butonuna da basmayı unutmuyorsunuz gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Güle güle. Güle güle.